Kardeşlerim, çok dikkatli olacağız. Çok heyecanlı olacağız. Çok umutlu olacağız ama vurdum duymaz olmayacağız. Ürkek olmayacağız. Sabırsız olmayacağız. Heyecanımızı kaybetmeyeceğiz. Böyle geldi bu dünya, böyle gitti. Ben çok iddialı gibi gelecek bir söz söyleyeyim. Değerli annelere ve değerli babalara Umarım bu sözümün anlamını çıkarır. Adem Aleyhisselam'dan beri bugüne kadar çocuk büyütmenin çok kolay ve sorunsuz olduğu hiçbir zaman olmamıştır kardeşlerim. Böyle bir zaman yaratmadı Allah. E şimdi çok kötülükler var. İyi de onun karşılığında o kötülükleri telafi edecek iyi imkanlar da var. Bundan 30 sene önce, 50 sene önce ki anneler çocuğuma birisi besmele duyu sesi duyursun diye Mahalle mahalle hoca arıyorlardı. Sen açıyorsun telefonunu, telefonundan sabaha kadar çocuğuna Kur'an dinletebiliyorsun. Evet, rezalet de var, rahmet de var. Sadece bu değil. Anneler çocuğumun iğnesi nasıl olacak diye merak ediyordu. E şimdi daha çocuk doğum çıkmadan e, sağlık ocağından arıyorlar seni. İğneniz şu gün diyorlar, gel diyorlar. E, nimet bunlar. Yani allah Teala on bela gönderdiyse onda rahmet gönderdi. Hiçbir zaman çocuk büyütmek bedava olmadı ki. Çünkü bedeli cennet bunun. Allah'ın rızası. Sevap. E bunlar hiçbir zaman kolay değil. Adem Aleyhisselam'ın kaç yüz çocuğu vardı. Habil'le Kabil kavga edip de Kabil'in Habil'i öldürdüğü zaman. 500 yüz tane mi çocuğu vardı? Kardeşlerim. Biz ürküp bir kenara çekilip pısırıkta olamayız. Sokaklarda boşu boş dolaşacak kadar dünyayı salamayız da. İkisinin ortasında heyecanlıyız, tedbirliyiz. Sabırlıyız, gayretliyiz. Çevreciyiz, yani çocuğumuzun çevresi salih kimselerden olsun diye belki 10 vilayet değiştiriyoruz ama kendimizi de boşluğa atmıyoruz. Nikahımızda çok iyi bir dua yaptı bir hoca efendi. Dolayısıyla benim çocuklarım evliyadan olacak diye saf safta beklemiyoruz. Bunun ortasını bulabiliriz kardeşlerim. Bulunur, bulan var bu dünyada. Elbette benim çocuğum hırslı olacak, tez canlı olacak, mızmız edecek, cimrilik yapacak. Yok bunda bir sakınca. Böyledir insan Allah buyuruyor. Me'arici, El suresinin 19, 20, 21. ayetinde insanı tarif ediyor Allah. Benim, ben maymun doğurmadım, insan doğurdum. O benim çocuğum işte. İnsan dediği zaman Allah. E ben cin doğurmadım ya. İnsan doğurdum. E benim çocuğumu tarif ediyor Allah. E ben cimri karakteri, mızmızcı karakteri, hırs karakteri, kavgacı karakteri, kibirlilik karakteri, sevinçten kalkayla gülen özelliği olan bir insan doğurduğuma göre hiçbir sıkıntı yok. Bunlar üzerinden ben insan yetiştireceğim. İnsan dediğin oturup ağlar. Zayıf yüreklidir. Ve hulikal insanu Nisa suresinde Allah buyurur. İnsanı biz zayıf yarattık diyor. Yani zayıf demek 80 yaşındaki de zayıf. Bastonsuz bastonsuz yürüyemiyor. E bebek de zayıf. Delikanlı da ayağı ağrınca yürüyemiyor. Yani insanoğlu. Fil değiliz ki biz insanız. Bebeğimiz de öyle. Büyüğümüz de böyle. E benim çocuğum çok korkuyor. Büyükler korkmuyor mu zannediyorsun? Kaç tane insan var bir ormanda gece tek başına yürüyebilecek? Çocuk da korkar, büyük de korkar. E böyle yaratmış Allah. Çok kavga ediyor kardeşleriyle. Okula gitti, okulun altını üstüne getirdi. E tamam. فَيْذَاهُ hasimun mubin Yasin-i Şerif'te. Biz insanı Allah Teala ne buydur? 77. ayetinde Yasin-i Şerif'in biz insanı bir damla meniden yarattık. Çıktı karşımıza feyda ve hasimun mübin Tartışıp duruyor bizimle Allahü Teala bunu. Allah'la tartışıyor. Haşa. Yani tartışma diyeceksek Allah'la kavga etmeye çalışıyor da e anasıyla, abisiyle, babasıyla, komşu çocuğuyla, okuldaki arkadaşıyla ya etmesin elbette kavga canım. Ederse de onu pedagoğa götürerek, psikologtan destek alarak biz önlemeye çalışacağız. Benim analık vazifem bir meleğin anası olmak değil kardeşlerim, bacılarım. Cin gibi bir çocuktan melek gibi bir insan çıkarmak için ben anayım zaten. Bunun için Rabbim bana cennetler gönderiyor. Bunun için ananın duasını almadan bana gelme dedi oğluma ve kızıma. Ve bu iki aylıkken bir derdi var. Altı aylıkken o dert büyüyerek geliyor. 6 yaşında daha bir, 16 yaşında daha farklı olacak. 26 yaşında farklı olacak. Kız çocuğunun derdi başka, erkek çocuğunun derdi başka. Ya bir insanı böyle yarattı Allah. Bu süreci biz iyi bitirerek kendimiz de cennetlik iş yapmış olacağız. Çocuklarımızı da cennete hazırlayacağız Allah'ın izniyle kardeşlerim. Ne biz ne çocuklarımız umutsuzluğa asla yanaşmayacağız. Umutsuz değiliz. Ama benim çocuğum çok kırık dökük ben okul kazanamam diyor. Ben imtihan kazanamam diyor. Ben şu işi yapamam diyor. Ben babamla pazara gidersem poşeti getiremem diyor. Yahu senin vazifen zaten onun bu ürkekliğini, umutsuzluğunu telafi etmek. Karnı acıkınca çocuğun emzirmiyor muydun? Karnı acıkınca çocuğuna pilav yapıp yedirmedin mi? Ya bak zihni de acıktı çocuğun hayattan korkuyor. Başkalarının çocukları kazanır ben kazanamam diyor. Ben çalışamam diyor. Ben çıraklık yapamam diyor. Yaparsın deyip sokağa atmayacaksın elbette. Bir pedagogla görüşeceksin. Ne yapabilirim diyeceksin. Gerekiyorsa bir öğretmenine danışacaksın. Ne tavsiye edersin? Bu çocuk çok ürküyor ben bu okulu bitiremem, ben hafızlık yapamam diyor. Elbette yani nasıl çocuğun mesela altı parmaklı doğuyor çocuk ameliyatta düzeltiliyor. veya da parmağında bir eğrilik oluyor alçıya alınıp düzeltiliyor. Kırılıyor, düşüyor, ayağı kırılıyor çocuğun alçıya alınıyor. Yani bedeninde arızalar olduğu gibi Kimliğindeki bu arızaları da Allah zaten onun kimliğine koydu. Sen senin anne olarak, baba olarak vazifen ürküp, bırakıp, ağlamak, matem tutmak değil. 50 senede sürse bu mücadele devam etmek.